Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 29 Ağustos 2023 salının ikinci videosuyla karşınızdayım. Aslında ikinci değil birinci videosu ama ee, gece saat 00.00'da .00 video paylaştığımız için bu ikinci video sayılıyor. Gürcan Bilgiç, Okan Buruk ve Şenol Güneş tedirgin olmalı diyor. Şimdi sabah spor yazarı Sayın Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'yi değerlendirmiş. Yani hani ne derecede e, ee, adalette hakkaniyeti değerlendirmiş? bilmiyorum. Pasaport değil performans oynar. Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal 8 artı 3 sisteminde sizce hangi yerli futbolcuyu kullanacak demiş. Samsun Spor maçında gireni çıkan ile 10 yerli oyuncu oynatan teknik adamlar var karşımızda. Şu mesajı net verdi oyuncularına pasaport değil performans formayı alır. Bu çok önemli bir durum. Çünkü yerli oyuncunun aidiyeti sorumluluk duygusu daha yüksektir. Parasını alamayan yabancı kendisini nazı çeker. O miste gördük daha önce. Türk oyuncu ise farklı yaklaşır krizlere dönene kadar Ferdi dışında forması garanti olan Türk yok. Serdar, Mert Hakan, İrfancan Cengiz, Mert Müldür, İrfancan Eğri Bayat'ın ilk 11'e koysanız kimse neden demez. Hakikaten düşünüyorum bak Cengiz, Mert Müldür, İrfancan Eğri Bayat'a kimse hakikaten neden demez. Düşünüyorum hakikaten öyle. Kartal'ın maç arası bu dengeyi kurarak oyuncularına fırsat sunması. Bir kere Halefini yani Jesus'u 7 maçta geride bıraktı. Yeni bir kadro kurmasına rağmen bütün takımın sistemin bir parçası haline getirdi. Türk oyuncularını linççilerin elinden kurtardı gibi yeniden takımın kahramanı haline getiriyor. Tadit Ceko gibi iki ustayı sadece sahada tutmadı. Bak bu aslında bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin gerçekten şifresi bu. Yani bu iki usta aslında şifresi. Sahada tutmadı teknik heyetin bir parçası yaptı. Samandrayı tekrar, Samandraya tekrar bilimi getirdi. Oyuncuların keyif aldığını da fark ediyorsunuz ama Kartal'ın bu performansı esasında Okan Buruk ve Şenol Güneş için tedirgin edici olmalı demiş. Yuhu Okan Buruk da Şenol Güneş'te bu ligin kaşarları, kaşarlanmış isimleri. Hani bu ligde futbolun çok bir öneme sahip olmadığını bilen isimler. Yarın bir gün sıkışacaklar. Biri çıkacak diyecek ki yok şöyle oldu. Öbürü çıkacak hakem diyecek. Öbürü federasyon diyecek. Normal yani. Göreceksiniz bak. Geçen sezonki gibi hurra deyip üstlerine gelecek bir takım olmayacak bu sefer karşılarında. Kaleci İrfanca başarılı performans sergiliyor. E, Libakovic direkt 11'e girer mi diyor. Bak, bu da aslında güzel bir soru. Dominik Livakovic ilk maçta kaleye geçecek ve devam edecek. Hırvatistan milli takımının kalecisini boşuna almadılar. Takıma alışması, arkadaşlarını tanıması, kendisinden neler beklediğini anlaması için de oynaması gerekiyor. Bu çok basit sorunun ünleme getirilmesi aslında bir algı çalışması. Altay Bayındır ile ilgili yararı olan Fenerbahçe taraftarını kararsız Altay Bayındır ile ilgili yaralı olan Fenerbahçe taraftarını kararsız hale getirmek, İsmail Hoca'ya baskı kurmak falan diyor. Yani Livakovic varsa Livakovic oynar. Bu bu kadar basit. 6 numara stoper. Sezon başında da benzer görüşteyim. Yönetim çok net dokunuşlar yaptı. İlk 11 transferini gerçekleştirdi. Tartışılmayacak isimler geldi. Takım kalitesi çok yukarılara çıktı. İsmail Kartal bunu oyun gücüyle daha etkili hale getiriyor. Sadece gidenler olursa yerleri doldurulmalı. Arao, Crespo gitti. İsmail tek kaldı. Bir defansif oyuncu 6 numara lazım. Olmazsa Zayis da Mert Hakan da Fred de orada oynar. Perez'in gitmesi söz konusuysa bir stoper. Batshuayi kim kayılacaksa bir forvet alınabilir. Alınmasa problem mi? Değil diyor. Bence problem. Sağ kanatta İrfancan Can çok formda. Cengiz de var. Kim oynamalı? Bu sezon Fenerbahçe açısından ikililer formasyonu ile konuşacağız sanki. Ferdi Tadiç. O sahi İrfan Can kahveci. İsmail Fred. <laughs> Cengiz Ünder Ceko. Yani Twente maçında İsmail Hoca'nın ikinci yarıda yaptığı hamlede bu ipucuyu verdi. Samsun Spor karşısında da Ferdi'yi sola Tadiç'in arkasına çekti. Yani Cengiz ile İrfancan arasındaki seçim Ceko ile doğru orantılı olabilir. Ceko oynadığında farklı düşünebilir. İrfancanın 8-10 numara oynadığını, Tadiç'in dinlenmesi gereken maçta da Cengiz'in solda değerlendirilebileceğini de bilmek gerekir diyor. Hoş bir yazı olmuş. Adaletli, hakkaniyetli bir açıklama olmuş. Crespo demişken Crespo'da ayrılık an meselesi. Artık rüyamda bile Crespo'nun kapını görüyorum. O derece. Ben üyelere şöyle bir duyum verdim. Crespo'nun gidiş kapı Altay'ın gidiş kapından daha önce açıklanabilir diye. Hala da sözümün arkasındayım. Hani olabilir. İlla böyle olacak demiyorum ama olabilir diyorum. Elimde güçlü argümanlarım da var ama bakalım. Şimdi Fenerbahçe kadroda düşünmüyor Crespo'yu. Miguel Crespo'yu. Ve Ocak da büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İtalyan gazetecileri artık önemli iddialar attı ortaya. Anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ciddi bon servis gelir elde edecek. 64 maça çıktı. 4 gol, 6 asistlik performans ve piyasa değeri 8 milyon euro gösteriyor. Ancak 8 milyon euroyu kimse vermez. Şimdi bir diğer açıklama Crespo'nun ayrılığı an meselesi diye. Hatta daha da ötesine gideyim. Artık imza attı ve bu imza açıklanacak olarak söyleyeyim. Miguel Crespo 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Genoa'ya transfer oluyor. İtalyan basından Alfredo Pedullan'ın haberine göre Genoa kulübünün 3,5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı kaydedildi. Şimdi 3,5 milyon euro <laughs> az mı? Sözleşmesinin son senesi kalmış. Ee, bir isim için az mı? Bence çok da az demeyelim. Ee, bu arada Livakovic yarın oynayamayacak listede yer almadığı için keşke oynatabilseydik. Hani en azından bir hazırlık maçı kıvamında bir maç olurdu. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin kurun iç inadı yeni teklif. Fenerbahçe kurun iç. Milan'ın hocası Stefano Pioli takımda kalacak dedi ama Fenerbahçe'nin kurun içten vazgeçmeye hiç niyeti yok demiş. Allah Allah. İsmail Kartal'ın çok istediği oyuncu olan Rade Kurunç iç için yönetimi Milan'a bonservislerle birlikte yeni bir teklif yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe Kurunç inadı bitmek bilmiyor. İsmail Kartal yönetimden ısrarla 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu istiyor. Başkan Ali Koç da bu isteği yerine getirmek için elinden geleni yapıyor demiş haberde. Geri adım yok. 4-1 kazanılan maçtan sonra kuruluş kalacak dedi. Ancak İtalyan Hoca'nın sözleri Fenerbahçe'ye geri adım attırmadı. Son teklif bonuslarla birlikte 12 milyon euro diyor. İlk 6 sonra 9 artı 1 sonra 12'ye çıktı diyor. Fenerbahçe'yi çok istiyor. Edin vatandaşı sonuçta. Vatandaşı Bosna Ersek'te Ceko ile birlikte oynamak için çok görüştüğünü söylüyor. 3 milyon euro maaş 4 yıllık sözleşme diyor burada. 2 ee, maçta da 90 dakika oynadı. Şimdi ne yaptı 90 dakika? Ortalama %93 isabet oranıyla 49 pas attın. Güzel. 4.5 top kapmış ortalama. 1.5 pas arası yapmış ortalama. Ve 1.5 atak uzaklaştırmış. Böylece sezonuna çok başarılı bir başlangıç yapmış. Şimdi Adekur'un Kurunic'i 22 yaşına indiriyorum. Fenerbahçe'yi alıyorum 12 milyon euro vererek. İki maçta %93 pas oranı, e, ortalama 49 pas, 4.5 top kapma, 1.5 pas arası, 1.5 atak uzaklaştırma. Bak 22 yaşında alıyorum Kurun içi 12 milyon euroya. Sezon sonu 30'a satarım bu performansı. Ama Fenerbahçe taraftarı ezberlerin dışına çıkamıyor maalesef. Hocam bu çöp. Bunu sakın almayalım. Bu bizde patlar. 30 yaşında yaşlı şöyle böyle falan. Şimdi hep aynı örneği verirsen verirken şimdi niye kıvırıyorsunuz? Dursun Özbek ilk geldiği zaman hatırlayın bu Belhandaları, Cigulileri falan getirmedi mi takımına? Ve 2 senelik 3 senelik kadro kurmadı mı? Sizler de demediniz mi transfer böyle yapılır diye? Ben de aynı görüşteyim. Transfer 2 senelik 3 senelik e, periyotlarla yapılır. 3 senelik kadroyu kurarsın. 2 senelik kadroyu kurarsın. Sahaya sürersin. Sürdün mü bitmedi. Bir sene şampiyon oldun. Öbür sene birini değiştir birini getir. Öbür sene şampiyon oldun. Birini değiştir birini getir. Ya da iki kişi birden al. Ya da sezon sonunda ciddi bir satış yaptın. O futbolcunun, sattığın futbolcunun yerine bir iki tane e, parlayabilecek isim al. Çok zor değil. Şimdi kurun için yerine 3 aday diyor. <laughs> Sumare, Endombele ve Makambu üç tane aday için kolları sıvadı diyor. Şimdi ben habere şöyle bir göz atarak bakıyorum. İlk olarak Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Tango'yu Endombele için temaslar kurulacak demiş. Ben şunu da merak ediyorum. Galatasaray'da Toredia yok mu arkadaşlar? Daha niye ön libero alıyorlar? Aptal mı bu adamlar? Gerizekalı mı bu adamlar? Yani ben anlamadım. Niye alıyorlar? Hakikaten bak merak ettiğim için soruyorum. Hocam onlar Torreira'yı satacaklar. Ha, çok güzel. Kaça? Kaça satacaklar? Çünkü benim bildiğim Sumare 12 milyon euro ve üstü para istiyorlar. Endombele için direkt 20 istiyor herifler. Makam buyu bilmem. O biraz dandik bir isimdi herhalde. Yani yanlış hatırlamıyorsam transfer market değeri 3-3,5 milyon euro olan bir isimdi. Dandik derken onlara göre dandik diyeyim. Yanlış mı söyledim ya? <laughs> Aynen Cagliari'nin 3 milyon euro futbolcu. Ha belki de bu bunlardan daha iyi futbolcudur bilemem. Yani patlamaya hazır bombadır bilemem. Ama şu bir gerçek. Hani isim Artı Fenerbahçe taraftarı bu sene isim yapmış isim istiyor. Şimdi bak bu Kari Sumaure. Yeniden Fenerbahçe harekete geçecek. Daha önce 24'lük yıldız için kiralama teklifi yaptı. Bir kez daha sonra aday makam bu diyor. Geçiniz. Arkadaşlar Sumaura için şunu belirteyim. 2'ye kiralayalım 6'yı alalım diyoruz. Kulübü yok diyor. 12'de 12 diyor. Ama 1 Eylül yaklaşıyor. Avrupa'da transfer biteceği için hatta 1 Eylül de demeyip 30 Ağustos diyeyim. Artık Avrupa'da bir şeyler biteceği için anladınız mı? Hani onlar da alan nereye gidiyorsa gitsin diyecek gibi onu da ben söylemiş olayım. Açıkçası <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe'den Türk işi Benfica modeli. Ha özellikle bu haberi bekliyor, bekliyordum. Çünkü <laughs> notlarımı aldım. Başkan Ali Koç 2019'daki röportajında örnek alıyorum demişti Benfica'yı. Benfica, Sendika. 52 milyon euroluk satış. Benfica batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş. Çok iyi işleyen ve kulüp halinde demişti ve onun yönetimindeki Fenerbahçe 2023 yazında 52 milyon euroluk oyuncu satışına ulaştı. Ben niye bu haberi bekliyorum? Şimdi <laughs> iki tane yol çizelim. Ali Koç'un beceriksiz olduğu, hiçbir şeyden anlamadığı bir yol çizelim. Bu kadar oyuncu satışı olmazdı. Demek ki bu adam beceriksiz değil. İkincisi Ali Koç'un yolunun kapatıldığı, yoluna taşlar konulduğu bir Ali Koç çizelim. Aslında anlıyor, aslında iyi niyetli, aslında Fenerbahçe'yi geliştirmek istiyor, aslında Fenerbahçe'yi yukarılara taşımak istiyor ama birileri engel oluyor. Şimdi birilerinin engel olduğu Fenerbahçe oyuncu satabilir mi? Satabilir. Çatır çatır futbolcusu oynar, kütür kütür oynar, attığı gol iptal edilir. Çatır çatır oynar, kütür kütür oynar, rakipleri kullanılır. Hani şahane bir şekilde yoluna devam eder. Keyif verir. Avrupa'da bile yoluna devam eder. Avrupa'da bile adından söz ettirir. Çünkü Avrupa'da nispeten Türkiye'ye göre daha adaletli bir maç yönetimleri sergilendiği için gider yine futbolcu satar. Arkadaşlar bu iki yolu iyi düşünün. Yani Ali Koç başarısız ya da Fenerbahçe düşmanı size göre ya da Ahmet'e göre, Mehmet'e göre başarısız, iş bilmez, Fenerbahçe düşmanı, egoist, kibirli olan yoldan gidiyor. Bu şekilde futbolcu satamaz. Kesinlikle satamaz. Para edecek futbolcuyu almaz ki. Aldığı futbolcu para etmeyecek futbolcu olur. Alır. Mesela milyonlarca euro bayılır. Oyuncu yıldızdır ama gelir somurtur. Hani antrenmanlara çıkmaz. Çıkar tartışır. Maçta böyle hiçbir şey yapmaz. Hani neden geldim İstanbul'a dercesine. Teknik direktör direkt, direkt. ama ben bunu idare edeyim. Yoksa benim kelleğim gidecekler. Öbür türlü Ali Koç başarılıdır. Takımı yani iyi kuruyordur. İyi hamleler yapıyordur. Ama önü kesiliyordur. Takdirini size bırakıyorum. Şimdi. Süper Lig'de tek transfer dönemi için rekor olan bu değer Altay Bayındır'la daha da artacak. Hepimizin malum artık. Üstelik Batshuayi, Crespo ve Joshua King de satılması beklenilen futbolcular. Yani şimdi ben ee, Batshuayi için 15.5 milyon euroluk bir teklif duydum. Joshua King için 4 milyon euroluk teklif duydum. İlla benim dediğim doğrudur diye söylemiyorum. 15.5'e biri, 4'e biri gitse 20 milyon euro ekle. Ya 80 milyon euroya dayanacak Fenerbahçe'nin satışı. Sadece bir. E, şampiyon olamadığı sezon satışı. Şampiyon olan takım ne sattı? Ali Koç ekibinin uyguladığı politika ile Balkanların Benfikası olma yolunda hızla Avrupa'nın dikkatini daha fazla hak ediyor. Daha fazla çekiyor. 5 büyüklükten kulüpler Fenerbahçe'nin maçlarına sürekli gözlemci gönderiyor. Tanınmış scoutlar takımı daha yakından takip ediyor. <laughs> ben bir de bir şey söyleyeyim. Araya da bir Emre Demir sıkıştırsak, bir Bora Aydınlık sıkıştırsak. Sezon sonunda Emre'yi de Bora'yı da 20 artıya satarız ben size diyeyim. Ama tabii kiralık gitmezlerse. Şimdi Kim Minji gitti Bayern Münih, Arda Güler, Real Madrid, Altay Manchester United, Elif Elmas, Napoli. Lan hani Maltepe'ye altyapı üstü sadece transferde al satla borcunun kapanmayacağının da farkında kulüp. Ve <laughs> tesis kalitesini dünya standartlarına yükseltmek adına bir şeyler yapma peşinde. Bak Mal siz de ne yapıyorsunuz? Maltepe'deki askeri alan alanda yapılacak yeni akademiyle ile birlikte altyapı patlama yapacak. 45 milyon euroluk bir proje. Kulüp transfer gelirlerine de bir bölümünü buraya aktaracak. Hocam bak biz de arsa almışız. Galatasaray'a laf ediyoruz ama bak biz de arsa almışız. Demek ki biz de hile yapmışız. Ya salak salak aptal aptal konuşmayın. Biri kiralamış birisinin olayı çok farklı. Ya ben girmek istemiyorum farklı olaya. Aptal değilsiniz. Herkes her, her şeyin farkında. Nasıl olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O kadar açıklama. Mesela Lake of Tears hesabı açık, açıklıyor. Gidin takip edin. Detaylarını veriyor. Daha da verecek daha da inanamayacağınız şeyler çıkacak ortaya o ayrı mesele o beni bağlamaz ama kiralık burası yani tapusun mülkiyeti bizim elimizde değil yani yap devlet gibi bir şey de değil neyse Fenerbahçe sürdürülebilir bir başarı için şampiyonluk şampiyonlar ligi geliri bunlar lazım eğer Fenerbahçe bu sene ve önümüzdeki sene şampiyon olursa bu sene ve önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'ne giderse ben size söyleyeyim 2 sene sonra Fenerbahçe'nin borçları bitebilir. Hocam imkanı yok ya borç bitmez ya çok fazla borcumuz var 6-7 milyon. Ben size ne dedim en son? Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da borcu Fenerbahçe'nin borcunu geçecek dedim inanmadınız. 3 kulüpte bankalar konsorsiyumuyla iletişimde. Ben Türkiye'de neyden gıcık kapıyorum ben çok nefret ediyorum biliyor musunuz? Adam işte valinin oğlu milletvekilinin oğlu. Trafikte kırmızı da geçsin yeşilde geçsin adama çarpsın duvara çarpsın park ihlali yapsın. Ceza alır mı? Ya açık konuşalım. Ceza aldım. Siz böyle bir şey şahit oldunuz. Milletvekili ne olduğuna ceza yazıldı. Hangi parti olursa olsun. Siz böyle bir şey duydunuz mu ya? Hayatınız boyunca böyle bir şey duydunuz mu? Merak ediyorum. Sadece merakımdan soruyorum. O zaman ülkede bir şeyler yanlış. İşte ben de bundan nefret ediyorum. Mesela gelin kulüp başkanları. Eğer zarara girerseniz ben sizi cezaevine atacağım demiştim. Diye atabilirler mi? Şimdi Fenerbahçe'nin bütün transferleri yaşlı diyor bazı arkadaşlar. Algıya erken başladılar. Ben de maalesef onlara kapak yapmaya erken başladım. Şimdi 26 yaş ve 6 futbolcular yani 26 yaş ve daha düşük futbolcular satış potansiyeli futbolcular. Hadi size bir soru sorayım. Sezon sonunda şunların hangisini kaça satabiliriz? Şimanski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Belki Cengiz Ünder, Mert Müldür, Emre Mor, Bartu Elmaz, Osay Semiyal, Oster Volde. Yanlış anlamayın beni ama şurada belki 200 milyon euro yatıyor. Hocam senin hayal gücüne hayranım. Siz. beni yakından tanıyın daha başka nelerime hayran olursunuz. Şurada 200 milyon euro yatıyor. Harbi söylüyorum şurada 200 milyon euro yatıyor. Çok açık, net bir şekilde söylüyorum. Şurada 200 milyon euro yatıyor. En az. Abi siz kahkahalar atıp güldüğünüzün ben de farkındayım ama. Ya Cengiz'in de 15'e aldın. 30'a satma ihtimalin var mı? Var. Avrupa piyasası yapmış. Roma görmüş. Marsilya görmüş. Leicester City görmüş bir futbolcudan bahsediyorsun. Bağış çeken. falan saymıyorum ama yanlış anlamayın. Mert Büldür. 4, 5, 6, 8, 10 ihtimal var mı? Ben size bir şey söyleyeyim. İrfan Can Bayat'ı da sayın. 5'e 6'ya onu da satabilirsin sezon sonunda. Şimanski. 30'a bugün satın almak istiyorlar. Satar mısınız? Ya Şimanski'yi 40'a bile satabilirsin. Ben sana diyeyim. 40'a Şimanski'yi, 30'a Cengize satabilirsin. Nasıl olacağını anlatacağım. 70. Ferdi Kadıoğlu'nu da 40'a satabilirsin. Bu sene 30'a satıyorum desen hemen alacaklar. 110. İsmail Yüksek bu sene 16 varsa yazın 20 olsun. 130. Emre Mor, Bartu Elmaz, Osayi, Osterwolde. Arkadaşlar bunun oluru şu. Çıkacaksın, ligde şampiyon olacaksın. Bitti mi? Bitmedi. Avrupa'da gideceksin. Konferans kupasını kazanacaksın. Diyecekler ki işte bilmem ikinci, üçüncü kazanan, konferans kupasını kazanan takım Fenerbahçe'ye. Transfer piyasasını da orada Jortingen'e, Mortingen'e yapacaksın. Avrupa'da şans yanında olacak. Yani şans Galatasaray şansı olacak yanında. Öyle söyleyeyim. Bu arada Galatasaray'ın bugün akşam maçı var. Arkadaşlar biz bir söz verdik. Galatasaray yenilirse puan kaybederse canlı yayına gireceğiz diye söz verdik. Yanlış anlaşılmasın Avrupa maçlarında da Hani hocam sözünü tut diyorlar. Yoksa ben Avrupa maçlarında çok şey yapacak bir adam değilim. Zannetmiyorum Galatasaray bence fark atacak. Yani Malde Mal değilse şey moldeye fark atacak ama yenilir, elenirse mecbur canlı yayın açacağım ve mecbur üyelik hediye edeceğim. Sözümüz var. Bilginiz olsun. Sonra şöyle böyle isteyen istediği kalıplamaya soksun. O Galatasaray Teknik Direktörü'nün Avrupa maçından sonra çıkıp da bana Fenerbahçe maçını hatırlattı gibi küstah açıklaması. Ben de bütün her şeyi bitirdi. Yani 15 milyonlar Avrupa'da sevineceğim artık yapacak bir şey yok. Hocam ama ülke puanı. Bana ne ülke puanından? 3 Temmuz'a ülke puanını mı düşündüler? Sonrasında ülke puanını mı düşündüler? Fenerbahçe'nin her sene önüne hakemlerle şunlarla onlarla keserken ülke puanını mı düşürdüler? Fenerbahçe Avrupa'da maça çıkıyor maça ertelenmiyor. <laughs> Galatasaray kötü durumda. Hadi hepsini birden maçını erteleyelim. Komedi. Neyse. Şimdi Fenerbahçe yüksek bedelli isimler var. Yakından takip ediliyor. Gençlerden Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Bora Aydınlık, Jojinho, Omar Fayet, Emre Demir. Yani anladınız mı demek istediğimi? Hocam hep ki herkes 30 yaşında değilmiş ya. Demenizi bekliyorum. Bak Fenerbahçe'nin her transferi 30 yaşında değil. Artık şu beyninizi biraz çalıştırın. Kafanızı biraz çalıştırın. Çıkıyorlar 3-4 tane zibide televizyonlara ağızlarına ayrı ayrı sizlere algı operasyonu düzenliyorlar. Siz de çok güzel sazan gibi yiyorsunuz. Yemeyin. Fenerbahçe'nin elinde bir servet var. Bir hazine var. Bu hazinenin daha da değerlenmesi için şart olan şey Avrupa'da başarı, Türkiye'de başarı. Başarı gelirse bunlar kuduracaklar. Biz de coşacağız. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Sevgili dostlar birlikte daha da büyüyoruz. Kanalımızda abone sayısı da artıyor, beğeniler de artıyor, izlemeler de artıyor hepinize. Teşekkürlerimi sunarak bu videoyu sonlandırıyorum. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki bu kanalın bir ferdesiniz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere.